Bastım. Bu ay İbrahim abi arıyor, istekli herhalde. Bana ulaşamazsanız ben milyoner olmuşum. Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda tam 1.2 milyon TL'lik altcoin alıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'den kazandığımız paranın tamamını bu sefer altcoin'e basıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, tam 3 ay önce 1 milyon TL'lik bir Bitcoin almıştık ve bu Bitcoin alışverişinden hemen sonra herkes, bak sokakta bile beni gören herkes, bu Bitcoin'i ne yaptınız, ne ettiniz, nereye koydunuz, abi gerçekten aldınız mı soruları sordu. Gerçekten almıştık, şimdi onu bozacağız. Bir de şöyle bir durum var, o videoda size şunu söylemiştim: 3 ay sonra eğer bugün altın alsaydık ne olurdu diye, onu da şimdi hesaplayacağız, hep birlikte göreceğiz. Hatta bu bizim Bitcoin'i ne yaptığımızı merak eden öylesine insanlar olmuş ki bazı takipçilerimiz bot yazmışlar anlık olarak: Webtekno Bitcoin'i bu kadar zarar etti, şu kadar kar etti gibi, şu anda gördüğünüz üzere bir bot bize sürekli mesaj atıyor, yorum atıyor. Bizim verimizi siz takip ettiniz. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Biliyorsunuz Bitcoin son dönemde bu arada aşırı oynaktı. Bu oynak dönemde biz bir 500 bin liralara kadar aslında kar ettiğimiz bir dönem oldu ama sözümüzü tutmamız gerektiği için o dönem tabii Bitcoin'i bozamadık. Bu yüzden de biraz kardan zarar etmiş gibi olduk sevgili dostlar. O yüzden şimdiki son duruma bir bakmak üzere tekrardan CoinZo'ya geriye dönüyorum ben. Bu işimi zaten CoinZo'dan yapmıştık hatırlarsanız. Hala hesabımızda duruyor. Şöyle hesaba bir bakalım. Yaklaşık 1.221 bir 21'i atalım. 1.2 milyon TL. 221 bin lira gibi bir aslında şu anda kazancımız olmuş. Hesapta gözüken ekstra bir coin var. CNZ yazıyor burada. Bu CoinZo'nun kendi coin'iymiş. Bunu da bize hesabı doğruladığımız için burada yapılacak komisyonlar için bize böyle yüklemişler hesabımıza. Şimdi gelelim altın kısmına. Eğer ki biz ilk videoyu çektiğimizde 2.5 kilo altın alsaydık bugün kaç lira yapıyormuş ona bir bakalım. Altının gramı bu sabah saatlerinde böyle öğlene doğru baktığımda 466 TL civarındaydı sevgili arkadaşlar ve bunu 2.5 kilo ile çarptığımızda da yaklaşık 1.165 milyon TL yapıyor. Bu bayağı değişik bir rakam. Bu kadar rakama alışık değilim galiba ben. 55 ila 60 bin TL bandında Bitcoin daha fazla kazandırmış durumda şu an. O gün de söylemiştim, bugün de tekrardan söyleyeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi altınla karşılaştırdık, hesaptaki paraya baktık. Gelelim şu Bitcoin'i bir satmaya. Şöyle şuradan bir BTC'ye doğru ben gideyim. Biz 1 milyon TL ile fotoğraf çekilmiştik. Bence Lütfi ile bir de 1.2 milyon TL ile fotoğraf çekinmeliyiz. Ne diyorsun Lütfi? Geldi. Bu anda da bir ölümsüzleştirelim. Geldik emir verme kısmına. Alırken güzel de satarken çok aslında içimden satmak gelmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Sözümüzü verdik. Emri de verelim ve satalım. Abi İbrahim abi aramayacak mısın? Aramasak olur bence çünkü kar ettik. Zaten küçük mevlalar olduğunu söylemişti o yüzden. Ve satış emrini verdik. Şurada bakın hemen bizim emrimiz gözüküyor kocaman. Evet şu an satılmaya başladı. Buradan da komisyon düşüyor o CNZ'lerin üstünden. Bitcoin'den değil onun üstünden alıyor. Borsa sürekli oynak olduğu için bir anda zaten satması mümkün değil. Bölük pörçük satmaya devam ediyor. Diyor şu an. Satış tamamlandı sevgili dostlar. Tabii süreç biraz uzun sürdü. Çünkü emir girdikten sonra bölüm bölüm bozdu ve tamamladı. Şu anda tam 218.558 lira şu anda karda gözüküyoruz. Bu kar ve ana para dahil tüm parayı bu sefer altcoin'lere basacağız. 4 tane altcoin alacağız dedim sizlere. Altcoin'leri de 3 ay sonrasında yine bakacağız bir ne oldu, nereye gitti, ne kazandık, ne kaybettik gibisinden. Ülkemizde popüler olan ve aynı zamanda da genel anlamda dünyada da çok ciddi işlem hacimlerine sahip olan Ethereum, Neo, Holo ve Ripple'dan belli miktarlarda toplam parayı 4'e bölerek bir satın alma gerçekleştireceğiz. Ben şimdi satarken kar ettiğimiz için bir danışma gereği duymamıştım ama alırken danışma amaçlı bir İbrahim abiyi aramak isterim. Alo. Abi müsait miydin bilmiyorum. Direkt aradım da bizim Bitcoin'i sattık az önce. Satarken sana sormadım kar ettiğimiz için ama şimdi bir alım yapacağım. Altcoin alacağım. 4 tane altcoin belirledim. Bir sonra... Ne kadar ortaktık ya? 218.558 lira kar ettik. Güzel para. Şimdi? Şimdi bir altcoin almayı planlıyorum. 4 tane. Ethereum, Neo, Holo, Ripple olarak. Senin onayını almadan bir işlem yapmak istemedim. Bahsettiğim altcoin'ler zaten çok popüler ve şu an en çok güvenecekler arasında bence. O yüzden problem yok. 2 ay sonra ne durumda olduğumuzu görürüz. Yine ortağız. Hem zararda hem kârda ona göre. Tamam. Tamam abi. Ben artık şu kârımı bir alsam da bir ferah kavuşsam diye beklemekteyim. Umarım bu sefer başka bir yere basmayız da ben kârımı alır yoluma bakarım. Böyle böyle milyoner yaparsak her devam edecek gibi duruyor. Güzel vaat abi. Ben bu vaade varım. Milyoner olmak varsa işin içinde ben varım. Tamam. Basıyoruz o zaman. Kontrolü sende. Tamam. Sende. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Kolay gelsin sana da. Hoşçakal. İznimizi aldığımıza göre yavaştan altcoin'lerimizi almaya başlayacağız. Ben burada sizlere herhangi bir altcoin'i satın almadan önce
önce kısaca ne işe yaradığını ve hangi amaçla ortaya çıktığını anlatacağım. Ama şuna da bir değinmek lazım. Bitcoin ve altcoin, bunları hep söylüyoruz, bu terimleri hep duyuyoruz. Ne anlama geliyor? Bitcoin, blockchain ağındaki ilk aslında çıkan kripto para birimi. Bitcoin'den sonra ortaya çıkan tüm kripto para birimleri ise altcoin olarak adlandırılıyor. Her birinde farklı farklı amaçları var. Gelelim bizim alacaklarımıza. İlk sırada karşımıza Ethereum çıkıyor. Ethereum'a baktığımızda Bitcoin'den sonraki en büyük market cap değerine sahip olan Ethereum, altcoin'lerin kralı diyebiliriz tabii bu Ethereum için. Akıllı kontratlar özelliğiyle Bitcoin'den daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Ethereum, kripto para kavramına yepyeni özellikler eklemiş durumda sevgili arkadaşlar. Yine Bitcoin'den farklı olarak sınırsız miktarda arz edilebiliyor Ethereum ve akıllı kontratlar ile dijital dünyanın kabul görür parası olmaya da en yakın aday. Arkadaşlar şimdi Ethereum'un alım emrini vereceğim. Yalnız biz bunu böyle bayağı zor böldük. Biraz burada küsuratı tutturmak zor olabiliyor. Ben alış emrini şimdi vere basayım ve bekleyelim yavaştan. Alış emrimiz zaten düştü doğrudan. 13.8 tane Ethereum almış olacağız. Evet, Ethereum alışı tamamen tamamlandı arkadaşlar. Hesaba bakalım hemen bir. 13.7 küsuratlı bir Ethereum şu anda hesabımıza geçmiş durumda. Gelelim bir diğer altcoin'imiz olan Neo'ya. Neo ise Ethereum ile oldukça benzer ve problemlere çözüm getirmek iddiasında ortaya çıkan bir altcoin arkadaşlar. Ethereum ile benzer bir teknoloji altyapısına sahip olan Neo, Çin'in Ethereum'u olarak biliniyor. Bu da değer gören, ülkemizde de popüler olan bir altcoin olduğu için şimdi de Neo alalım ve Neo ekranına gittik. Bu arada bir daha söyleyeyim, bu işlemlerin hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Gelelim emir kısmına. 412 tane de Neo emri veriyoruz şimdi, alış emrimizi verdik ve yine buraya en üste düştü doğrudan. Neo'lar da hesabımıza geçsin, görelim. Geldik 3. altcoin'imize. 3. altcoin'imiz Holo arkadaşlar. Peki Holo neden ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Ona da bir bakalım. Holo blockchain teknolojisinde bilinen sorunlara alternatif olarak ortaya çıkmış bir altcoin sevgili dostlar ve kripto para camiasındaki ölçeklenebilirlik problemine çözüm getirebiliyor. Kripto para birimlerine baktığımızda hemen hemen hepsinin altyapıları birbirine oldukça benzer ama Holo'nun kendi altyapısı var. Şimdi gelelim Holo'yu almaya. Burada yine küsuratlı bir emir girmek isterim ben. 2 milyon 426 tane Holo alıyoruz. Alış emri girdik arkadaşlar. Buraya da düştü doğrudan gördüğünüz üzere. Bir alsın bakalım. Holo alımımız da gerçekleşti. Hemen buradan hesaptan sizlere göstereyim tekrardan. Bayağı cüzdan bayağı kabardı bu arada. Hem total olarak kabardı hem de buradaki coinlerin sayısı olarak bayağı kabardı. 2 milyon 423 ben Holo'ya bayağı yükseldim şu an. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bir yükselirse milyoner olabilirmişim. Öyle dedi İbrahim abi. Devam edelim. Sırada Ripple var arkadaşlar. Ripple da adını çok duyduğumuz bir altcoin. Ripple geleneksel bankacılık sektöründe yaşanan problemleri çözmeye odaklı ortaya çıkan bir altcoin sevgili dostlar. En büyük iddiası aslında internet üzerinde hızlıca para göndermek için geliştirilmiş bir blockchain sistemi üzerinde çalışıyor olması Ripple'ın dünya üzerinde baktığımızda en popüler 4. coin olarak da kendisine yer buluyor. Şimdi Ripple'dan hemen buradan yine küsuratlı emrimizi koydum ve hesapta kalan tüm paramız 305.661 TL olmuş. Bir de küsuratı var. Tamamıyla alış emri verdim. 27.742 tane Ripple alacağız gibi gözüküyor. Ne kadar hızlı bir şekilde hesabımıza geçecek. Bunlar tabii biraz süreç alıyor. Her defasında biz bekliyoruz bunların dolmasını. Evet arkadaşlar, Ripple da alımını gerçekleştirdi. Tamamı şu anda cüzdanımıza geçmiş durumda. Baktığımızda 27.714 tane de Ripple hesabımıza şu an yüklendi. Holo'muz var, Ripple'ımız var, Neo'muz var ve Ethereum'muz var. Toteldeki yatırdığımız para da 1.2 milyon TL, yani 1.215 bin TL gibi bir şey. Ama biz bunu 1.2 milyon TL olarak düzleyelim. 2 ya da 3 ay içerisinde bu altcoin'ler bize ne kadar getiri sağlayacak ya da ne olacak, ne kadar kaybedeceğiz bir göreceğiz. Tabii ki bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını videoda 3. defa zannediyorum söylüyorum. Siz yapmayın, siz yapmayın diye biz deniyoruz arkadaşlar. Yanar mıyız artık, kazanır mıyız, orası ayrı. Bana ulaşamazsanız ben milyoner olmuşumdur. Arkadaşlar sizlerin bizden istediği farklı farklı coin ile alakalı içerik varsa yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve coin ile ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. İki yanımda bulunan diğer webtekno içeriklerini izleyebilir. Hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Bayağı para harcadım. Bana biraz yük oldu. Ben kaçar. Görüşürüz.